Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Dünya Edebiyatı klasiklerinden kitaplar önereceğim. Hemen kitaplarımı çıkartıyorum buradan. Evet, rafımı hemencik boşaltıyorum. Bugün de sizlere modern klasiklerden kitaplar yorumlayacağım. Ya hangi yayın evinden kitapları aldınız ve okudunuz gerçekten çok önemli bir detay. Çünkü bazı kitapları güzel bir çeviri yapmamış olabiliyorlar ve siz kitabı gerçekten tam olarak kafanızı veremiyorsunuz. O yüzden ben önemli buluyorum. Diğer kitaplara nazaran bunu kendim hissettiğim için sizlerle paylaşıyorum bu şekilde. Öncelikle sürekli video paylaşamıyorum çünkü bu koronavirüsünden dolayı isteksizim, hiçbir şey paylaşmak istemiyorum. Bir diğer neden ise izlenmelerin düşük olması, çok fazla yorum ya da beğeni gelmiyor olması beni gerçekten üzüyor ve bu şekilde de video paylaşma isteğim olmuyor. Zaten bu koronadan dolayı hiçbir şey yapma isteğimiz olmuyor. Belli bir döngü içerisinde girdik. Ben de dedim ki artık video paylaşmanın zamanı geldi. Hiç değilse modern klasikleri okudum ve onları paylaşmalısın dedim kendime. O yüzden size bu videoyu çekiyorum. Öncelikle sizlere şu kitapları göstereyim. Okumadığım kitapları göstereyim ki hemen geçeyim. Siz de aralarında okuduğunuz kitaplar varsa burada benimle paylaşabilirsiniz. Birlikte bu konuları konuşabiliriz. Yorumlarınızı bekliyorum. Öncelikle ben Boyalı Peçe adlı kitabı okumadım. O yüzden bunu geçeceğim. Martin Eden bu kitabı çok beğeniyorlar ve çok seviyorlar. Ama ben henüz okuma fırsatını yakalayamadım. Onu da okumak istiyorum. Sineklerin Tanrısı kitabını da henüz okumadım. Belli başta birazcık başladım ama sonrasını getiremedim. Bir Elin Sesi Var kitabına da başlamadım. Ama bu yazarın kitabından birini okudum diye hatırlıyorum. Hatta Otomatik Portakal'dı yazarın kitabı. Onu okudum ve çok sevdim. Bir diğer kitap da Şeytanı Güldü. Buna da başladım ve sonunu getiremedim. Bu şekilde benim okumadığım kitapları göstereyim. Sonrasında okuduğum kitapları yorumlamaya başlıyorum hemen. İlk kitabım Vanya Dayı, Anton Çehov'un bir eseri. Rus edebiyatına ait bir eser. Dediğim gibi İş Bankası Kültür Yayınları'ndan ben okuyorum bu kitabı. Tiyatro metniydi bu. Uzun zamandır bu kitabı okumuyordum ve sonrasında dedim ki bütün dünya edebiyatı klasiklerini bitirmelisin diye bir anda okumuştum tiyatro metinlerini. Aslında çok uzak bakıyordum, okumak istemiyordum nedense ama sonradan beğenmeye başladım. Çehov'un bu eserinde şundan bahsediyor. Genç bir kadınla evlenmiş bir yaşlı bir adam ve onun ailesi vardı. Bu bir çiftlikte yaşıyorlardı ve herkes kendi mutsuzluğuna gömülmüş bir aileydi. Bu şekilde yaşayan bir aileydi ve sonrasında işte kitapta böyle aşk üçgenleri falan vardı. Kitaba adını veren Vanya Dayı vardı. Bunları bu süreçleri işliyor. Zaten tiyatro metni olduğu için çok kısa bir eser. Hemen okuyabileceğinizi düşündüğüm için bunu da sizlere önermiş olayım. Güzel bir eser. Bir diğer kitap da Rainer Maria Rilke. Bu kitapta da şiirlerinden seçmeler varmış. Kitabı aslında bana pek hitap etmedi şiirleri. Belki size hitap edebilir. Okuyup deneyebilirsiniz. Bilmiyorum, ben çok fazla sevememiştim bu konuda. Bir diğer kitap da Kızıl Kahkaha kitabı. Bir savaş döneminden bahsediyoruz. Japonya ile Rusya'nın arasındaki bir savaştan bahsediyor. Rusya'nın yenik düşmesi ve bu süreci anlatıyordu aslında bir nevi. Ve savaş öyle bir hal alıyordu ki artık ölenlerden çok deliren insanları bizlere anlatıyordu. Burada da bu hikayeden bahsediyordu. O delirenler neden deliriyor? Bu savaş nasıl bir savaş haline geldi? Gerçekten zorlu süreçlerden bahsediyordu. O yüzden ben bu kitabı gerçekten sevdim. Sizlere de tavsiye ederim. Bir diğer kitap da Canavar kitabı. Ben bu kitabı da çok sevdim. Şunu anlatayım size. Canavar birazcık böyle şeyi anlatıyor bizlere. Irkçılıktan bahsediyor. New York yakınlarında bir yerde bir yangın çıkıyor ve zenci bir arkadaş da o çalıştığı evin oğlunu kurtarmaya çalışıyor. Ve bu süreçte de yanıyor. Evin içerisinde yanarak her tarafı yanıyor ve insanların korktuğu bir kişi haline geliyor. Ve insanlar artık onu dışlamaya başlıyor. Hem bu kölelikten bahsediyor, siyahi vatandaşların köleliğinden bahsediyor. Hem de aynı zamanda da insanların dış görünüşüne aldanarak nasıl dışladıklarından bahsediyor. Her ne kadar o çocuğu kurtarmak için yardım ediyor olmuş olsa da onu dışlıyorlar. Böyle bir durumdan bahsediyordu. Sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence kısa ama net, öz bilgi paylaşan, sizlere de bunu aktaran bir kitap. Bence seveceksiniz. Bir diğer kitap da Anton Çehov'un Vişne Bahçesi kitabı. Tiyatro metni.
Bu kitabı da ben sizlere öneriyorum. Çok fazla bir şey anlatmak istemiyorum bu konuda. Vişne bahçesinden bahsediyor burada da. Bir aileden bahsediyor. Çiftlikteler, evi satmaya çalışıyorlar. Bir diğer kitap da Anton Çehov'dan Üç Kız Kardeş kitabı. Bu kitabı da okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Anton Çehov'un bir sürü kitabını almışım ve peş peşe okuma fırsatını yakaladım bu sayede. Bu da tiyatro metni. Çok fazla yorumlamak istemiyorum bunu da. Bir diğer kitap benim çok sevdiğim bir yazar Stephen Zweig'den Mürebbiye kitabı. Bu da böyle öykülerden oluşuyor. İçinde 3 ya da 4 öykü barındırıyor ve Mürebbiye de benim en sevdiğim öyküsü. Kitaba ismini veren bir hikayesi olmuş. Evin bireyiyle birliktelik yaşıyor ve sonrasında oğlan tarafından karşılık görmüyor ve bu süreçte de hamile kalıyor. Aynı zamanda evde de mürebbiyelik yapıyor bu kadın. Aslında da olaylar bayağı bir ciddi bir duruma geliyor. Sonunu anlatmayayım, siz okuyun. O yüzden burada kesiyorum. Çocukların aslında bu mürebbiyelerine neler olduğunu anlamaya çalışması ve anladıktan sonra da gerçekten büyümek istememeleri ve insanlardan biraz soğuma hissini anlatıyordu. Bence çok güzel bir eser. Tavsiye ederim. Franz Kafka'nın Dönüşümü benim kanalımda videosu mevcut. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Ama özetle bir böceğe dönüşüyorsunuz sabah uyandığınızda ve patronunuz evinize kadar geliyor. Bütün aileniz kapınızın önünde. Neler olduğunu anlamaya çalışıyorlar. Neden işe gitmediğinizi anlamaya çalışıyorlar. Ama siz kalkamıyorsunuz çünkü bir böceğe dönüşmüşsünüz ve ne olduğunu siz de bilmiyorsunuz tamamen. Bu süreci işliyordu. Bu kitap çok güzel bir kitaptı. O yüzden benim kanalımda da mevcut olduğu için videosu size linkini bırakırım. Oradan izlemeyi detaylıca unutmayın. Bir diğer kitabım da Stefan Zweig'den yine Yakıcı Sır kitabı. Bir otele giden ve tatilini sürdüren bir anne ve oğul var ve bu süreçte aralarına giren bir adam vardı. Sırf kadına yaklaşabilmek için oğlanı kullanıyor ve bu süreçte de bu oğlanın büyüklerine karşı artık kin duymasından bahsediyordu. Annesine yaklaşabilmek için onu kullandığını görünce çocuk da gerçekten farklı hisler duymaya başlıyordu. Bunu anlatan bir kitap. Zweig'in bu tahlilleri falan çok güzel oluyor. Bir çocuğun gözünden bunları anlatıyor olması, büyüklerin nasıl bir tavırda olduğunu görmesi, bu şekilde onun gözünden anlatması bence çok ilginç ve güzeldi. Hatta bir köpeğin gözünden anlatıyor olduğu bir kitap da çok güzeldi. O kitabı da tavsiye ederim sizlere. Ben sevdim sizlere, o yüzden tavsiye ediyorum. Bir diğer kitap da yine Stefan Zweig, Bir Kadının Yaşamından 24 Saat kitabıydı. Gerçekten 24 saat içerisinde neler yaşadığını anlatan, bir kadının gözünden anlatan bir kitap bu da. O kadar güzel bir kitap ki başlarda şöyle başlıyordu. Bir otel odasında ya da motel diyeyim. Orada yaşayan insanlar bir kadının kendinden genç bir erkekle kaçtığını öğrenmesiyle başlıyordu. Ve bu süreçte de neden kaçtığını tartışmaya başlıyorlardı otel içerisinde. Evet, otel odasında işte bu konuyu tartışıyorlar. Kadın evli olduğu halde çocuklarını bile bırakıp nasıl bir aşka düştü de adamla birlikte kaçtı. Üstelik adam da kendinden çok gençti. Niye böyle bir şey yaptı diye bunu tartışıyorlardı ve orada da kadını savunan bir kişi vardı. Sadece o tek kişi kadını savunuyordu. Herkes kadınlar üzerinde teoriler paylaşıyordu neden kaçtığına dair. Ve sonrasında da o kadını savunan adam vardı ya, onun yanına bir kadın mektup gönderiyordu. Diyordu ki benim bir sırrım var ve bu sırrı da sadece size açmayı düşünüyorum. Çünkü sizin o kadını nasıl savunduğunuzu gördüm. Beni gerçekten tarafsız bir gözle dinleyebileceğinizi, anlayabileceğinizi düşünüyorum diyordu. Ona kendi yaşamından 24 saati anlatmaya başlıyordu. Bu süreci işliyordu. Güzel bir kitaptı. Bence sizlere tavsiye ederim. Çok fazla detay vermeyeyim. Asıl konu buydu çünkü. Sonraki kitabım da Genç Bir Doktorun Anıları kitabı. Zaten kitabın isminde anlayacağınız gibi bir doktor var. Bir kasaba ya da köy, nereye gittiyse işte tam hatırlayamadım. Oraya gidiyor ve tek doktor olarak, daha deneyimi bile yok. Hani şu an sadece teorik olarak her şeyi biliyor. Kitaplara nazaran pratik olarak hiçbir şey bilmiyor ama bir yerdesiniz ve bütün her hasta size geliyor. Sürekli koşturuyorsunuz, inanılmaz bir derece çalışıyorsunuz ve buradaki anılarını derlediği, topladığı bir kitap gibi bir şey olmuş burada. Şöyle söyleyeyim, doğum oluyor, doğuma siz gidiyorsunuz. Birinin apandisi patlıyor diyelim, siz ameliyat ediyorsunuz ve bütün her şeyi siz yapıyorsunuz. Çok fazlaca bir durumdu. Bundan bahseden bir kitaptı. Bence çok çok güzel bir kitap ve bunun dizisi de vardı, mini bir diziydi. Ben böyle yarıda kesmiştim ama o da güzel bir diziye benziyordu. Tavsiye ederim.
Franz Kafka aforizmalar. Bu kitap zaten isminden belli olduğu gibi aforizma. Yani sahipsiz belki ama yaşamıyorsun. Savına yanısı sadece titreme ve kalp çarpıntısı oldu. Ya ben çok sevdim. Bunu tekrar tekrar okuyabilirim. Çok güzel bir aforizmalardan oluşan kitaptı. Kesinlikle tavsiye ederim. Bir diğer kitap da Halil Cibran'ın Meczup adlı eseri. Bu kitapta da ben Ermiş kitabını çok sevmiştim. İçindeki tavsiyeler böyle o kadar mükemmel ki kesinlikle alıp okuyun derim. Meczup biraz daha böyle kenarda kalmış bir kitap olarak hissettim ben. Çok bağdaştıramadım kendimi ama Ermiş kitabını çok sevdim. Bu Alice Harikalar Diyarında kitabını da sizlere önermeyeceğim. Çok fazla sevmedim. Belki siz çok sevebilirsiniz ama ben nedense içine giremedim. Çok fazla hoşlanmadım. O yüzden az çok hikayesini biliyorsunuz diye anlatmıyorum. Evet, video çok uzun olmaya başladı. O yüzden ben ikinci part olarak başka bir video olarak paylaşacağım. Şimdilik sadece bu video kalsın. Çok fazla kitap yorumladığımı görüyorum şu an baktığımda. Umarım videomu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Gerçekten videolarımı paylaşırken çok uğraşıyorum. Sizler de bunu göz önünde bulundurursanız sevinirim. Sizler de lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın. Her zaman mutlu olun, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.